Alpara ekranlarına hoş geldiniz. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Araştırma müdürümüz Erdoğan Turan'la birlikte haftanın ortasında gündemin sıcak başlıklarını paylaşacağız ve canlı fiyatları ekranlarınıza getireceğiz. Piyasanın beklentisini Alpara ekranlarından sizlerle paylaşacağız efendim. Gündem oldukça yoğun. Ankara'nın gündemini aktaracağız. İlerleyen dakikalarda yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Avrupa Birliği'nden kritik ziyaretleri de bugün takip edeceğiz. Aynı zamanda Başkan Erdoğan bugün kabineyi de külliyede toplayacak. İçeride önemli başlıklar var. Gözler sınır hattında. Gelecek haberleri sizlere aktarıyor olacağız efendim. Bir yandan da gözler Amerika Merkez Bankası'nda dün piyasaları şok eden ve beklenmeyen bir adım geldi. Aslında piyasalar tarafından seslendirilmişti. İçerideki tabloyu konuşurken dün yine paranın rotasında da Erdoğan Bey bu konuyu gündeme getirmiştik. Bir kısım bekliyordu aslında ama evet. Atar mı atmaz mı çok tartışılıyordu. Ki biz yayını bitirdik. Öğleden sonra Fed'den böyle bir adım geldi. Ya o konuşuluyordu. Toplantı tarihi belli. Bu toplantı tarihinden önce bir adım atması gerekir diyenler de vardı ABD içerisinde. Biz dün şunu söyledik. Yani olabilir. Yani geçmişte de Fed olağanüstü toplantılarla faiz kararları almıştı. Ama bugün böyle bir kararı gerektirecek bir olağanüstü durum var mı? Veya böyle bir kararı toplantı öncesinde alırsa piyasa etkisi ne olur? Piyasa aktörleri bu durumda ne düşünür? İşte o düşünceler dün akşam rakamlara yansıdı. Çok hareketli bir gün bizim için, ABD için de öyle. Bugün bir miktar toparlanma var gibi gözüküyor ama beklense bile Fed'in attığı bu karar aslında piyasalar tarafında çok da olumlu karşılanmış gibi görmedim. İlk etapta bir tepki hareketi olarak bir yükseliş söz konusuydu Amerika borsalarında. Evet. Ama ardından günü yine sert düşüşlerle kapattı Amerika. 15 dakikada değişti tablo. Önce bir artı yaptı ABD borsaları, sonra günü %3'e yakın eksilerle kapattılar. Çünkü şunu sordular piyasa aktörleri. Evet bir risk var ama bizim bilmediğimiz neyi biliyor FED? Ona karşılık bugün 2 hafta bekleyemeden 50 bas puanlık indirim yaptı. Görmediğimiz bir risk mi var diye piyasa sordu. Gelişmekte olan ülkelere bu arada pozitif etki yarattı. Yani şok etkisi diyoruz ama kimisinde negatif, kimisinde pozitif bir etki yarattı. Dün borsada yine %3'ün üzerinde kapanışı gördük içeride Borsa İstanbul Yüz Endeksinde. Vadelilerde %6'nın üzerinde yükseliş vardı. Dolar TL 6.03'e kadar geri çekildi. Bu gelişmekte olan ülkelerin tamamında görüldü mü böyle bir pozitif dalga? Aslında her yerde bir hareketlenme var. Tam olarak oturmuş bir fiyat mekanizmasından henüz bahsetmek mümkün değil. Çünkü normalde bir faiz indirimi piyasalar için iyi bir haberdir. Borsalar için iyi bir haberdir. ABD borsaları için de iyi haberdir ama böyle bir gerçeklikle karşı karşıya değiliz. Kötüye yordu piyasalar. Gelişen ülke para birimleri TL, biz TL'de 6.03 seviyesini gördük. Ama şu anda 6.13'lerdeyiz. Şu var, yani evet FED faiz indirecekti. Beklenenden hızlı bir faiz indirimi oldu. Demek ki Powell'ın da bahsettiği gibi ABD ekonomisi için çok büyük bir risk var. Önce bunu anlamakta zorluk çektiler. Sonra bilmediğimiz bir şeylerden dolayı Fed böyle bir karar aldılar. Neticede dönüp dolaşıp belki 2 hafta sonra indirimin gelmesiyle birlikte piyasalarda yaşanabilecek işte beklenti bitti. Bunun satışı yaşanabilir düşüncesini dün bunu biraz konuşmuştuk. Öne çekti piyasa ve sert oldu biraz da. Şimdi normalleşecek ama bitmedi. Birazdan bakacağız yani bir faiz indirim fırtınası mı geliyor küresel piyasalarda? Belki o tarafa daha odaklanmak gerekiyor çünkü iyisi bir de hazırlanıyor. Evet, ayrıntılarına bakacağız. Evet. Bu arada Murat bizi bekliyor. Ankara'ya dönelim. Başkentin gündemini alalım hemen. Murat Ovucu karşımızda olacak. Tüm başlıkları bize aktaracak. Yine yoğun bir şu gündem var şu Ankara'da. Murat günaydın. Tüm başlıklar için sözü hemen sana bırakıyorum. Günaydın. Bugün sen de bahsettin. Çok sayıda başlık var. Özellikle İdlib konusunda. Ama resmi gazetede koronavirüsü ile ilgili aslında bir tedbir olarak nitelendirebileceğimiz bir karar yayınlandı. Bir tebliğ yayınlandı. O da şöyle. Malum bu virüs tehdidinin ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren Türkiye'den ciddi oranda bir steril maske, koruyucu maske talebi olmuş ve iç piyasada sürülmesi düşünülen birçok maskenin Çin'e ihraç edildiği belirtilmiş ve içeride de ciddi oranda fiyat artışları yaşanmıştı. Sadece koruyucu maskede değil, koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler bu çerçevede bakıldığında ciddi oranda bir fiyat artışı meydana gelmiş. Hatta olası bir riskte ihtiyaç
ihtiyaç duyulacak malzemenin Türkiye'de olup olmayacağı tartışılmıştı. Bu konuya ilişkin bir tedbir amaçlı bir karar alındı, bir tebliğ yayımlandı. Bugün itibariyle Ticaret Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan bu tebliğ ile koruyucu maske, koruyucu tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracı, ihraççı ön izni şartına bağlanan ürünler listesine alındı. Yani bu ürünleri ihraç etmek isteyen kişiler önce bu ihracat için izin alması gerekiyor. Kimden? Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan. Önce izin başvurusu yapacaklar. Bu ürünleri ihraç edip etmeyeceklerine bir anlamda bu kurum karar verecek. Bu dediğimiz gibi içeride piyasayı korumak hem de Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını eğer olası bir ihtiyaç olursa bu ihtiyacı karşılamak adına böyle bir önlem alındığını söyleyebiliriz. Bu önemli bir karardı. Aslında uzun zamanda bekleniyordu bu olayın ortaya çıktığından itibaren. Tabii olayın fahiş fiyat kısmından bahsetmiştik. Bu konu ilişkinde bir inceleme, soruşturma yürütülüyordu. Özellikle geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan 8 firma ile ilgili bir tespite ulaştıklarını ve bu 8 firmanın sözlü savunmasını alacaklarını ifade etmiştir reklam kurulu tarafından. Dün itibariyle bu toplantı gerçekleştirildi. Bu 8 firmanın sözlü savunmaları alındı. Muhtemel bugün yakın vade içerisinde bu firmalarla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçları da açıklanacaktır. Yani bir cezai işlem uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Onun da bugün açıklanmasını bekliyoruz. Gelelim İdlib konusuna. Dünden bu yana da yine birçok gelişme yaşandı. Maalesef yine bölgede birliklerimizin bulunduğu yere rejim güçlerinin bazı saldırıları oldu. Bir askerimiz şehit edildi. 22 yaralımız var. 22 askerimiz yaralı. Tabii bölgede bu saldırının hemen akabinde 80'in üzerinde hedefin vurulduğu bilgisi yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı. Bölgede sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor ama diğer taraftan da Ankara'da siyaset cephesinde, diplomasi kanallarında görüşmeler sürüyor. Dün mecliste çok uzun süren bir kapalı oturum gerçekleştirildi İdlib konusunda. İki bakan, Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı bu süreçle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Siyasi partilerin konuşmaları oldu. Uzun ve tartışmalı bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün AK Parti grup toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Gelen süreçle ilgili değerlendirmesini dile getirecek. Bundan sonraki süreçte ne tür adımlar atılabilir? Bunların ipuçlarını belki de paylaşacak. Ama tabii yarın Putin'le Moskova'da yapılacak görüşme elbette bundan sonraki sürecin belirleyicisi olacaktır. Oraya atıf yapması muhtemel görünüyor. Tabii gün içerisinde bazı görüşmeleri de olacak. Özellikle mültecilerle ilgili Türkiye'nin görüş değişikliğine gitmesinin ardından sınıra birçok mültecinin yığıldığını görmüştük. Artık 150 binleri bulan rakamlardan bahsediliyor. Yunanistan dün sınırlarını kapattığını, bir ay boyunca mülteci almayacağını duyurmuştu. Bugün Avrupa Birliği'nden önemli bir isim ağırlanacak. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Ankara'da olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii Avrupa Birliği bu olayın ilk başladığı andan itibaren sesler yükselmeye başladı. Malum göç dalgası o tarafa doğru gitmeye başlayınca Türkiye bu konuda kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle artık bu yükü biz karşılamayacağız, biraz da Avrupa karşılasın diyerek bu uygulamayı başlattı. Tabii Avrupa Birliği Konsey Başkanı ne diyecek, ne taleplerde bulunacak bunu hep birlikte görmüş olacağız ama bugün yoğun bir görüşme trafiği olacak. Yine Avrupa Birliği'nden başka bir alt düzeyde başka bir heyet de var. Onlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir görüşme gerçekleşecek. Yine Jeffrey, ABD Suriye Özel Temsilcisi burada dün sınır hattındalardı. Türkiye her konuda destek vermeye hazırız dedi. Özellikle hava savunma konusunda bazı askeri malzemelerin gelebileceği mesajını paylaştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşmesi olacak. Bu da Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerin devam edeceğini gösteriyor. Hatta Cuma günü de İstanbul'da bir panel düzenlenecek İdlib konusunda. Jeffrey'nin o panele de katılması muhtemel görünüyor. Tabii bugün yine kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katılımıyla süreç eline boyuna değerlendirilecek, tartılacak. Her türlü plan masada olacaktır. Her türlü opsiyona karşı ne tür planlar yapılacak? Bunlar konuşulacaktır. Sadece İdlib değil, korona ilişkinde önemli tedbirlerin alınması muhtemel görünüyor. Zira İran'daki vakaların, Avrupa'daki vakaların arttığını görüyoruz. Dün Sağlık Kurulu Komisyon, Sağlık Konseyi toplantısı vardı.
Cumhurbaşkanlığı başkanlığında ama bir kabine toplantısı gibiydi. 8 tane bakan katıldı ki o komisyonun üyesi değiller. Buna rağmen ciddi bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Bunun bugün kabine toplantısında da devam etmesini bekliyoruz. Son bir başlıkta emeklilerle ilgili uzun zamandır bekledikleri promosyon görüşmeleri de ilk aşaması tamamlandı. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında bir protokol imzalanacak ve emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan almak isteyenlere ne kadar promosyon ödeneceğini bu protokolle görmüş olacağız. Ne kadar maaş alan, hangi süreyle ne kadar promosyon alacak, buna ilişkin rakamları göreceğiz. Peyderpey Sosyal Güvenlik Kurumu bütün bankalarla bu anlaşmayı bu ay içerisinde yapacaktır. Ama ilk anlaşmanın Ziraat Bankası ile bugün yapılacağını, saat 10.30'da imzaların atılacağını söyleyelim. Söz tekrar size bırakalım. Murat, teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için sana kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, Murat Ovucu Ankara'nın başkentin gündemini aktardı. Hemen bir de piyasanın gündemine bakalım. Hangi başlıklar ön plana çıkıyor, hangi verileri alacağız? Detaylar ekranlarınıza yansıyor efendim. Fed'in sürpriz kararını konuşuyoruz. 50 bas puan Fed faizi indirdi. %1 ila 1.25 aralığına çekti Fed faiz oranlarını. Sürpriz bir adımdı. 2008 yılından beri en fazla düşüşleri gördüğümüz, günlük ve haftalık düşüşleri gördüğümüz dönemde, hatta günde Fed'den faiz indirimi haberi geldi ve bir şok etkisi yarattı. Piyasalarda ayrıntısına bakacağız, rakamları ekrana getireceğiz. Amerika borsaları faiz indirimine rağmen az önce Erdoğan Bey'in de özetlediği gibi düşüş gösterdi. İlk başta tepki verdi, 15 dakika sonra aşağı yönlü seyri izlemeye başladık kararın ardından. Almanya'da perakende satış rakamları bugün gelecek. Takip edeceğimiz bir veri olacak. Ardından gözler yarın İngiltere'ye çevrilecek. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yarın bir konuşma yapacak. Nasıl mesajlar verecek? Piyasalar tarafından merakla takip edilecek bir diğer konu başlığı olacak Carney'nin açıklamaları. Bu hafta gözler OPEC toplantısında 4-5 Mart tarihlerinde toplanacak OPEC'te. Petrole dair nasıl bir karar verecekler? Arz tarafında bir kısıntıya gidilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Öncesinden gelen bakanlardan gelen açıklamalar var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Ve Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi de Cuma günü gelecek. Yine piyasalar tarafından yakından takip edilen bir veri olarak da dikkat çekiliyor. Amerika dikkat çekici bir veri. Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Erdoğan Bey, dilerseniz hemen canlı fiyatları da getirelim. Bakalım. Yeni günde nasıl bir seyir var kur tarafında, onu göreceğiz ve borsanın da kapanış rakamını yine ekranlarınıza taşımış olacağız altılı veri setiyle birlikte. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %3.63 yükselişle kapattı. 111 bin puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Kur tarafında anlık tabloyu görüyoruz. Euro TL 6.84 tarafında işlem görüyor. Dolar TL 6.13 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.11.53 seviyesinden işlem görmekte. Ve dolar endeksi de 97 seviyesinin üzerinde. Erdoğan Bey, dilerseniz bir kur tarafını özetleyelim ve hatta biraz daha açabiliriz yani. Çünkü az önce bir dolar tarafına değinmiştiniz. 6.05'lerin altını gördü dün. 6.03'lere kadar geri çekildi değil mi? Evet, 6.03'lü rakamları gördü. Ama işte dün akşam bütün rakamlar çok oynaktı. Kurda da 6.10-11 civarında güne başladık. Şu saatlerde 6.14'e gelen bir rakam, fiyatla karşı karşıyayız. Dolar endeksi geriledi. 97,2 son rakam. Tabii doların sahibi olan diyelim, Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık indiriminin bütün varlık fiyatları üzerinde etkisi görülecek. Bir süre daha. Belki giderek azalabilir ama çünkü bu faiz indirim beklentisi de bitmiyor. Nisan ayı toplantısı için, Fed'in Nisan ayı toplantısı için 25 bas puanlık faiz indirim beklentisine %60 olasılık veriliyor şu anda. Yani bir faiz indirimi yaptı ve bitti değil. Dolar TL'ye bakalım. Tabii faiz indirimini bekliyorduk ama 2 hafta sonra bekliyorduk. 25 mi olur, 50 mi olur çok net değildi. 50 olur diyen vardı, 25'e de kalabilir diyendi. Hem önce öne çekilen bir karar hem de 50 bas puanlık indirim gelişen ülke para birimleri üzerinde de etkisini gösterdi. Ama şunu konuşuyoruz, yani bu merkez bankalarının aldığı kararları kalıcı etki yaratacak kararlar olarak düşünmek ne yazık ki çok mümkün değil. Kendileri de farkında yaptıklarının. Çünkü Powell'ın dün akşam o kısa basın toplantısı sırasında benim anladığım kadarıyla vermek istediği mesaj şuydu. Farkındayız. Biz kırılan tedarik zincirini faiz indirimleriyle birleştiremeyiz. Fakat bir arz şoku var.
bu arz şokunun yanına bir de talep şoku gelirse işin içinden çıkmak zor olacak. O yüzden bir ön adım atıyoruz. Çok net değildi ama benim anladığım buydu. Bir ön adım, öncü hamle gibi değerlendirmek lazım. Ama bu adım piyasalarda soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Yani soru işaretlerini arttırdı. Bana göre biraz da ters tepki yaratıyor şu anda. Çünkü şunu soruyoruz. Bizim bilmediğimiz neyi bilerek, neyin farkında olarak FED bir ön adım atarak 2 hafta bile bekleyemeden 50 baz puanlık bir indirim yapıyor. Şimdi dün akşamdan bu yana FED'in daha önceleri olağanüstü toplanarak faiz indirim yaptığı süreçleri şöyle bir taramak durumunda kaldık. Biz en yakın dönem 2008 krizi, Lehman Brothers'ın battığı dönemler. Öyle bir dönemde miyiz? Yani 2008 krizine benzer bir halde miyiz? Öyle değil diyor FED yönetimi. Öyle değil. Yani 2008'in krizinin getirdiği sıkıntılar başkaydı. Koronavirüs başka bir şey. Şimdi uzaklaşıyorum dolar TL'den ama önce bu konuyu biraz konuşmak lazım diye düşündüğüm için oradan başlıyorum. Powell'ın açıklamalarını da hemen bu arada getirelim ekrana. Varsa alalım, evet, mümkünse. Şimdi Powell diyor ki, Powell'ın yanında bir de diğer FED yetkililerin açıklamaları da önemli. Evet. Çünkü bu insanlar içeride karar alan insanlar. Powell, ABD ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz bir şekilde değiştiği kanaatine vardık. Buna yanıt olarak para politikasında duruşunu gevşemeye gittik. Ve gerekirse para politikasındaki değişikliğe devam edeceğiz biz. Tüm araçlar gözden geçirilirken en uygunu faiz indirimiydi. Dediler, salgın birçok ülkede ekonomik faaliyetlere zarar verdi. İşte bu arz tarafının yarattığı endişe, yanına bir de talep sıkıntısı yaşanmasın diye FED'in attığı adım. Ama yani bunun yansıması gerçekten FED'in beklediği gibi olur mu? Şu anda bütün merkez bankaları tetikte. Bir şeyimiz, grafiğimiz var. Merkez bankalarının toplantı tarihleri. Evet, onu da ekrana aldım hemen. Alalım onu. O toplantı tarihlerinde merkez bankalarının hepsi hemen hemen faiz indirimi yapacaklar. Bugün itibariyle elimizde... Fırtına geliyor yani. Faiz indirimi fırtınası. Fırtına değil, bir silsile geliyor aslında. Yani bir senkronize, birlikte hareket etme. Çünkü Powell G7 ülkelerini de faiz indirimine davet etti aslında. Ve dün G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısından sonra bu karar geldi. FED bir şey yapıyorsa diğerlerinin geride kalması mümkün değil zaten. Yani ayın 26'sında ECB var. Özür dilerim. İngiltere Merkez Bankası Başkanı. Konuşacak dedik ya. Konuşacak yarın. İngiltere Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık indirim bekliyoruz. Ayın 12'sinde ECB toplanacak. 10 bas puanlık indirim bekleniyor. Ve varlık alımını büyütmesi beklentisi var. Bugün itibariyle dün Avustralya Merkez Bankası faiz indirdi. Bu sabah Malezya Merkez Bankası faiz indirdi. FED faiz indirdikten sonra Hong Kong zaten otomatik olarak faiz indiriyor. Herkes tetikte. Tarihini bekliyor herkes. Büyük ihtimalle biz de faiz indireceğiz. Bizim Merkez Bankamız da faiz indirecek. Çünkü böyle bir dönem var. Şimdi bunu tabii ilk önce etkisini en sert borsalarda ve para birimleri üzerinde görüyoruz. Fakat şunun farkında olmak lazım. FED ilk kez faiz indirmiyor. İlk kez faiz arttırmadığı dönemlerden 5 faiz arttırmanın yaşandığı, sonra faiz indirim sürecine girildiği bir dönemdeyiz biz. FED faizi arttırdı, faizi indirdi. Şimdi 1.25'lere geldi. ABD 10 yılda bugün görmediği %1'in altındaki rakamları test ediyor. Bu hiç hafife alınacak bir şey değildir. Çünkü bütün sistem ABD'de bu 10 yıllık uzun vadeli tahviller üzerinden kuruluyor. Öğrenci kredi borçlanmaları da orada, mortgage kredileri de orada. Yani finansal sisteme yarattığı etki çok yüksek. Sadece faiz düştü değil yani. Şimdi burada bütün merkez bankaları faiz indirecekse aslında özünde oyunun sonunda para birimlerinin farklı bir yerlere gitmesi mümkün değil. Neden euro dolar paritesinde de hala 1.12'ne yakın bir seyir var? Hani eğer FED 50 bas puan indirdiyse doların cazibesinin o derece azalması lazım. Bunun karşılığında şu an faiz kararında bir değişiklik yapmamış olan Avrupa Merkez Bankası ve euronun biraz değer kazanması lazım değil mi? Gitmiyor bir yere. Yani dün neredeyse, yani dün öğle saatlerinde neredeyse bugün de orada. Çünkü şunu biliyoruz, FED bir şey yaptı, ayın 12'sinde Avrupa Merkez Bankası da faiz indirecek. Yani dönemin sonunda burada paranın değeriyle ilgili fark yaratacak kararları birileri alırken diğerleri kenardan izlemiyor. Şimdi TL'ye dönelim, gelişen ülke para birimlerine dönelim. 2013'ten bu yana gelişen ülke para birimleri değer kaybediyor. 2017'den sonra bu tablo çok net bir şekilde zıplamalarla kendisini gösterdi. Yani yaklaşık bir 7 yıldır
devam eden bir süreç içerisinde gelişen ülke para birimleri tabiri caizse dayak yiyorlar. Ve bu bitmedi. Öyle yakın vadede bitecek gibi de değil. Bunu bir dayak yeme tabiri olarak kullanan da var. Aslında hayır, hiç öyle bir şey yok. Normalleşiyor bu ülke para birimleri diyenler de var. Çünkü bu ülke para birimlerinin değerli olmasını yarattığı riskleri bu ülkeler yaşadılar. Bunun bir sonraki aşamada yaşanmaması için gelişmiş ülke para birimleri, gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı politikalarla küresel çapta değer kaybediyor gibi görülebilir. Ama bu Türkiye özelinde konuşayım. Mesela enflasyon için, enflasyonla mücadele için iyi bir haber olabilir. Kur da öyle çok sert hareketleri FED cephesinden beklemeyelim dedirtti bize. Ama bu ülkelerin hepsinin kendi içinde farklı farklı sorunları var. Demek istediğim, burada FED 50 bas puan faiz indirdi. Beklenen bir hamleydi ama toplantı tarihinden öne çektiler. Bu da aslında çok uzun vadede gelişen ülke para birimlerini dolara karşı değerli kılacak düşüncesinin çok doğru olmadığı fikrindeyim. Çünkü 7 yıldır yükselen, dolara karşı değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinde bana göre yeni bir durum yok. 6.26'yı gördük dolar TL'de. 6.26'ya yaklaştık diyelim ya da. 6.26'lardan 6.03'lere geldik. Bunlar normal mi? Değil. Bizden mi kaynaklanıyor? Hayır. Bize özgü mü? Yani TL'ye özgü bir durumu var. Yine hayır. Yani gelişen ülkelerin para birimlerinin seyrine dönemsel açıdan bakmak lazım. Yani farklı bir hareket mi olmuş olmamış mı diye bunu da hemen hemen her gün konuşuyoruz. Bakmamız lazım diyoruz. Dolar TL'de yılbaşından bugüne %2.50'lik yükseliş var. Dolar ruble'de %6'lık yükseliş var. Dolar Güney Afrika randında %10'a yakın bir yükseliş yaşanmış. Dolar Brezilya realinde %12'lik yükselişler var. Aslında şu klasmana baktığımızda TL benzerlerine göre yılbaşından bugüne çok daha iyi performans göstermiş. Biz bir de İdlib sorunuyla mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz var. Ve mesela bugün, yeri geldiği zaman konuşayım, şimdi söylemeyeyim. Biz yarın liderlerin görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyoruz. Fakat buna rağmen TL yine dirençli. Yani özetle, TL'nin özelinde farklı bir durum yok. Ama bu karar, yani gelişmiş ülke merkez bankalarının bugün Fed'in başlattığı faiz indiriminden nette avantajlı bir yerlere gitmesi bir, gerekmiyor, iki, beklenmemeli. Erdoğan Bey, soluksuz yorumladınız. Birçok sorun birikti. Hangi birini soracağımı şu an şaşırmış durumdayım. Ama içeride bize özgü bir durum yok. Aslında dışarıdan kaynaklı bir hareketlilikten de söz ettiniz. Peki içeride hangi başlıkları takip ediyoruz dediğimizde şöyle bir virgül koyalım dilerseniz. Hem gazetenin manşetlerine de bakalım. Aynı zamanda hemen ardından yine tabii ki en sıcak başlık nasıl bir etki yaratıyor ve nasıl değerlendirmeli? Yani moral ve güven tazeleme açısından bir adım mıydı diye konuşuyoruz ama piyasalarda negatif bir tablo var. Bu konuyu biraz daha açacağız. Fazlaca da sorun var. Onları da yönelteceğim. Ama öncesinde bir gazetelere dönelim. Son bıraktığımız noktadan yine liderler noktasından aslında konu başlığını gündeme getirelim. Yarın Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeden çıkacak karara odaklandı aslında tüm dünya diyelim, dünyanın da yakından takip ettiği bir başlık, özellikle Avrupa'nın, ki Avrupa mülteci noktasında nasıl bir adım atacak hala bunu bekliyoruz, tartışılıyor. O görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz ki getirmeye de devam edeceğiz. Dilerseniz hemen Sabah gazetesini ekranlarınıza getirelim. Neler yaşandı, hangi başlıklar var gazetelerden de görelim. Sabah gazetesini önce ekranlarınıza taşıyacağız. İdlib için kapalı oturum yapıldı. Sabah gazetesi bunu sayfasına taşımış ve detayları paylaşıyor. Hemen sizler için seslendireceğiz efendim bu haberi. Meclis Genel Kurulu İdlib ve bölgedeki gelişmeleri gizli oturumda değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Akar milletvekillerine bilgi verdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü. Şentop, yürütmenin İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmeleri ilişkin söz talebi bulunduğunu açıkladı. Şentop, danışma kurulunun görüşmeye ilişkin önergesini okuttu. Buna göre gizli oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yarımşar saatlik birer konuşma yaparak gelişmelerle ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Parti gruplarına da yarımşar saat söz hakkı verildi. Gündem dışı konuşmalara geçilmeden AK Parti'nin görüşmelerin gizli yapılmasına ilişkin önergesi okundu ve kabul edildi. Mustafa Şentop, genel kurul salonunda bulunabilecek
edecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkarılmasını istedi. Ayrıntılar Sabah gazetesinde yer alıyor. Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Takvim gazetesinin ana sayfasında ekrana getireceğiz. Kartal pençesi başlıklı haberi seslendireceğiz efendim. Türkiye dünyada ilk kez 20 SİHA'yı sürü halinde kullandı. Aynı anda fırlatılan akıllı füzelerle Esad'ın kritik mevzilerini ortadan kaldırdı. Havacılıkta destan yazdı diyor Takvim gazetesi. Detaylar paylaşılmış. Silindir gibi geçtik denilmiş yine alt başlıkta. 1 İHA, 6 tank, 5 obüs, 2 hava savunma füze sistemi enkaza çevrildi. Birçok askeri üs tahrip edildi. Son 24 saatte Esad'ın ordusundan etkisiz hale getirilen asker sayısı da 327'ye yükseldi diyor Takvim. Ve aynı zamanda sınırdaki görüntülerde Takvim gazetesinde yer alıyor. Takvim gazetesinden sayfayı hemen şöyle bir çevirelim. İç başlığa da bakacağız. Sahada masada güçlüyüz denilmekte. Başkan Erdoğan açıklamaları yine Takvim gazetesinde paylaşılıyor. Başkan Erdoğan, hain saldırı sonrası mültecilerin serbest bırakılması ile ilgili Avrupa bizim kapıları açacağımıza inanmadı ama biz hiçbir mülteciyi zorla göndermiyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları da Takvim gazetesinde yer alıyor. Hatay uyarısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmalarına ilişkin detaylar da yine Takvim'de yer alıyor. İdlib'den geri çekilirsek elinde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaosun Anadolu'ya ithali de mukadderdir açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları da yine Takvim gazetesinde yer alıyor. Akıncı darbesine dair yine ayrıntılar da bu sayfada paylaşılmış. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi de hemen ekranlarınıza gelecek iki fotoğraf karesiyle aslında durumu özetlemiş mülteci sorunu ilişkin haber ekranda. MİÇO unuttu, arşiv unutmadı demiş Hürriyet gazetesi. Bir tarafta 1942 yılına ait bir fotoğraf var. Suriyeliler misafir gibi karşılamıştı. İşte o fotoğraf karesi de ekranlarınıza yansıyor. Suriye halkı Yunanları şefkat ve sevgiyle bağrına basmış, ihtiyaçlarını karşılamıştı 1942 yılında. Ve 2020 yan taraftaki fotoğraf karesi Yunanlar düşman gibi muamele etti ve çocukların o yerdeki çaresiz halini sergileyen fotoğraf da ekranlarınıza yansıyor. Yunan polisi çaresiz mültecileri çocuk kadın demeden gazlayıp yerlerde sürüklüyor. Kapılarına gelen Suriyeli mültecileri gazla, copla püskürtmeye çalışan Yunan Başbakanı Mitsotakis'in dedeleri de bir zamanlar Hitler'den kaçıp mülteci olarak Suriye'ye sığınmıştı. İşte o 1942 yılındaki fotoğraf karesi de o döneme ait. Ve iki fotoğraf karesine baktığımızda da durumu aslında anlamış ve özetinde görmüş oluyoruz. Açıklamalar geldi. Detaylarını aktaracağız o açıklamalarında. Göçmenlerin Avrupa sınırına dayanmasının ardından Ankara'da adeta baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı ki bugün de devam edecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Borrell, Türkiye ile el ele çalışmalıyız açıklamasında bulundu. Şimdi o açıklamaları, ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Sayın seyirciler, paranın rotasına devam ediyoruz. Gelişmeleri aktarmaya da devam edeceğiz. Yine siyasi ve jeopolitik eksende aynı zamanda an itibariyle stüdyo konuğumuz da bize eşlik ediyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener bizimle birlikte. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Şafak ederiz Hanım. Hocam. Hem sınırda gözler, bir yandan mülteci sorununu takip ediyoruz. Avrupa tarafında istenmeyen görüntüler söz konusu. Evet. Dilerseniz hemen izninizle bir başlık daha aktaralım Akşam gazetesinden ve bu da dikkat çekici bir başlık atmışlar. Dünkü sınır ziyaretlerine dair bir haber yer alıyor Akşam gazetesinde. Eserlerini izlediler demiş Akşam gazetesi. Hemen o görüntüyü de ekrana taşıyalım ve detaylarını aktaralım. Gazetede efendim arkanızda eserler.
eserlerini izlediler. Evet. Avrupa Konseyi Başkanı'nın görüntüleri var. Sayfayı biraz kaydırınca aslında o uçak karesinde, havadan izledikleri karede ekranlarınıza tam anlamıyla yansıyacak. Avrupa Birliği heyeti dün Yunanistan'ın sığınmacılara kurşun ve gaz bombası attığı Türkiye sınırını havadan inceledi. 3.7 milyon sığınmacı için destek vermeyenler yine Türkiye'yi suçladı. Yunan Başbakanı Mitsotakis orada. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i görüyoruz. Ve Avrupa Parlamentosu Başkanı aynı zamanda Konsey Başkanı da o uçakta uçak karesinden görmüş olduğunuz gibi havadan incelediler. Ve oradan sınıra mültecilere baktıkları fotoğraf karesi de şu anda ekranlarınıza geliyor. Türkiye kriz başladığında göçü Suriye'de durdurmak için destek istedi. Alamadı. 3.7 milyon sığınmacıyı kamplara aldı. Kentlere yerleşmelerine izin verdi. Hastanelerini, okullarını açtı. Avrupa'ya harcamalara yardım edin dedi. Yine alamadı. Ve Midilli'de tekme ve cop. Yine yan taraftaki fotoğrafta kullanılan başlık, bir bebeği görüyoruz. Yine bebek arabasında sınırda gaz bombası atıldığına dair de yine o fotoğraf karesi de ekranlarda. Elbette tüm dünya bunu takip ediyor. Buna dair detayları da ekranlarınıza getireceğiz. Ekonomi cephesine bakacağız ama Yunanistan'a sert tepkiler geliyor. Bu noktada hazırlamış olduğumuz bir haberimiz daha var. Onu da ekranlarınıza getirelim. Ardından devam edeceğiz efendim. Evet, tüm dünya konuşuyor bu gelişmeleri ve bir yandan da yine yardıma dair de ayrıntılar da gelmeye başladı. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomi boyutundan da tüm bu gelişmeleri? Tabii göçmen meselesi son dönemde sık sık gündemimize geliyor. Aşağı yukarı 8-10 yıldan beri, yani bu savaş başladığından beri çok ciddi anlamda Türkiye buraya bir hem bütçe ayırdı. Yani açıkçası Türkiye işin çok bütçe kısmında da değil. Yani insani kısmına daha değer veriyor Türkiye. Bu anlamda baktığımızda Batı medeniyeti gerçekten sınıfta kaldı diyebiliriz. Çünkü uluslararası hukukun getirmiş olduğu bir takım kurallar var. Yani bu göçmenlere nasıl davranılacağıyla ilgili, ne tür şartlarda kabul edileceklerine dair birçok kural var. Fakat bu kesinlikle son dönemde gündeme dahi alınmıyor. Hatta şöyle söyleyelim. Eğer bu görüntüler, yani Yunanistan'a girecek olan göçmenlerin görüntüleri tam tersine güneyden, Suriye'den Türkiye'ye girerken gerçekleşmiş olsaydı, bunun yarısı bile gerçekleşmiş olsaydı, hakikaten dünyanın tepkisi çok daha farklı olurdu. Bakın 4 milyona yakın Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyoruz ve çok uzun süreden beri yapıyoruz. Yani bunun hem ekonomik boyutu da var, gene söylüyorum. Ekonomik boyutunu çok o kadar da ön plana çıkarmıyoruz belki ama hakikaten bu ciddi anlamda Türkiye ekonomisine de ciddi bir yük getiriyor aslında. Ama buna rağmen Türkiye işin insani boyutunu düşünerekten ekonomik boyutunu çok gündeme almıyor. Bakın dün bir haber düştü. Erdal Bey de teyit ettiler. Dün itibariyle Yunanistan'a 700 milyon euroluk bir paket, yani Avrupa Birliği 700 milyon euroluk, tabii Almanya gönderiyor bunu. 700 milyon euroluk bir paket açıkladı. Yani şunu söyleyelim, biz belki 8-10 yıldan beri bu göçmenlerin barındırılmasıyla ilgili, yani uluslararası hukukun gereği bu. Uluslararası şartların gereği istiyoruz. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da hep söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine giren bir para değil bu. Bu tamamıyla sivil toplum kuruluşları aracılığıyla buradaki göçmenlerin barınma şartlarına, geçim şartlarına, ihaçelerinin karşılanmasına dönük şekilde harcanıyor. Ve bu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla harcanıyor. Yani herhangi bir şekilde Türkiye'nin bütçesine giren bir para yok. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bütçesine giren bir para yok ama biz bakım için sürekli bütçeden ödenek ayırıyoruz. Gene söylüyorum, işin ekonomik boyutu ikinci boyutu. Yani bunu çok da Türkiye gündeme getirmedi. Türkiye daha çok insani kısmıyla ilgileniyor işin. Ama tekrar söyleyelim, yani eğer Yunanistan'ın sınırındaki bu görüntüler Türkiye sınırında olsaydı, yani tam tersine aşağıdan gelecekler için biz bunların yarısını bile yapmış olsaydık, tüm dünya ayağa kalkardı. Gerçi dün Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi geldi, Avrupa Birliği temsilcisi geldi. Sıradan geliyorlar. Önümüzdeki dönem içerisinde de çok daha sık gelecekler, öyle anlaşılıyor. Ama bu her şeyden önce insani bir durum. Hakikaten çoluk çocuk, işte bebekleri var hepsinin. Yani genç yaşta çoğu, kadınlar var.
Yani soğuk suda gördük, yani biz sıcak suyla bile duş alamazken insanlar soğuk suyla karşıdan karşıya meriçten geçmeye çalışıyorlar. Denizde aynı şekilde. Dolayısıyla bunların önlemlerinin Avrupa tarafından alınıyor olması lazım. Hatta şunu söyleyelim, Avrupa Birliği alanı 500 milyonluk nüfusa sahip bir alan ve belki Türkiye'nin 30 katı büyüklüğünde bir coğrafi alan. Yani şöyle düşünün, biz 4 milyon kişiyi aldık, 8-10 yıldan beri de çok 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 üst düzey şartlar olmasa bile belki imkanlarımız ölçüsünde ağırlıyoruz. Yani bunların geçimlerini sağlıyoruz, yerçelerini sağlıyoruz. Ama 500 milyonluk nüfusa sahip bir Avrupa Birliği bu bizim aldığımız kısmın 20'de birini dahi almıyor. Çünkü Avrupa Birliği ekonomik olarak da hani 500 milyon nüfuslu bir birlik ve çok büyük ekonomik gücü olan, yani ilk onda 6 tane, yani dünya ekonomisindeki ilk onda 6 tane devleti olan bir birlik. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında Türkiye'deki göçmenlerin tamamını bile çok rahatlıkla ekonomik açıdan kaldırabilecek nitelikte bir birlik. Onun için Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönem içerisinde bu göçmen kriziyle ilgili çok daha etkin önlemler alınmasını beklemek lazım. Almaları da lazım. Çünkü bu savaşın mümessili sadece biz değiliz. Bunu biz de çıkarmadık bu savaşı tam anlamıyla. Öyle söyleyelim. Yani bizim bir şeyimiz yok, müdahilliğimiz yok savaşın çıkmasına ya da oradaki şartların o şekilde gerçekleşmesine. Biz sadece kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda acaba nasıl insanlığa faydalı olabiliriz? Nasıl bu yerinden yurdundan edilen insanlara iaşesini sağlarız? Bunun çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası kuruluşlarla birlikte Avrupa Birliği'nin göç konusunda çok daha etkin politikaları uygulaması gerekiyor. Ki bu Türkiye'nin ekonomisi açısından da önemli, Türkiye'nin istihdamı açısından da önemli. Yani bizde de biliyorsunuz çok ciddi anlamda son dönemde çok genç nüfusa dayalı olarak bir işsizlik problemi var. Dolayısıyla bu tür problemlerin de ortadan kaldırılması açısından en azından Avrupa Birliği'nin çok daha etkin rol oynaması gerekir göç konusunda diye düşünüyorum. Evet hocam, ki bugün takip edeceğiz yine Ankara'da önemli bir diplomasi trafiği yaşanacak Avrupa Birliği ve Ankara arasında diyelim. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Avrupa Birliği heyetini kabul edecek. Evet. Aynı zamanda Bakan Soylu ve Hulusi Akar da Avrupa Birliği heyetini kabul edecek. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Apar ekranlarında da aktaracağız. Dilerseniz hemen piyasa ve hem içeride hem de dünyada dediğimiz noktada en önemli gündem başlığını yine ekrana getirelim. Hatta yönetmen arkadaşımızdan rica edeceğim. Merkez bankalarının toplantı tarihlerini bir kez daha ekrana getireceğiz. Erdoğan Bey genel hatlarıyla aslında yayınımızın başına yakın soluksuz bir şekilde yorumlamıştı. Şimdi ayrıntılarını biraz daha ekrana getirelim. Öncelikle Erdoğan Bey şunu sormak isterim. Yani tam anlamıyla evet içeriği kaybettik diyoruz ama dünyada tam anlamıyla belirgin bir yavaşlama olmadan Amerika'da veriler iyi gelirken yerinde bir hareket miydi? Yani G7 zirvesinde nasıl bir karar çıkmış olabilir ki paylaşmadılar bu arada, önlemleri alacağız dediler, evet. Detay vermediler. Nasıl bir karar alınmış olabilir ki, önlemden söz edilmiş olabilir ki FED çok da geçmeden böyle bir adım attı, beklenmedik bir adım attı? Ya, virüs konusunu hafife almıyoruz biz. Hatta konu gündeme geldikten sonra piyasa reflekslerini sorguluyorduk. Yani bu konu daha tab net değil ama piyasalar dirençli duruyorlar. İyi yani, durabildikleri kadar dursunlar. Duramadılar ama yani. Çünkü yayılıyor ve bunun ekonomilere etkisi var. S&P ABD büyüme tahminini aşağı yönde revize etti. İkinci çeyrek için ABD büyümesini %2.2'den %1'e tahmin olarak revize etmiş. Yani bu dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Son yıllarda gelişmiş ülkeler içerisinde anlamlı büyümeyi yakalamış tek ekonomisi ve 126 ay mı oldu, 127 mi oldu bilemiyorum. Yani döngü olarak rekor seviyelerde büyüme döngüsünün içerisinde kalmış bir ülkede büyümenin %2'lerden %1'lere düşmesi. Geçici mi bu? Yani bütün soru bu aslında. Yani tamam, birinci çeyrekte kayıplar ortada. İkinci çeyrekte ne olacak? Şimdi orada FED üyelerinden bir kısmı virüsün ABD ekonomisindeki etkisinin geçici olabileceğinden bahsediyor. Umarız öyle olur. Sadece ABD için değil, bütün dünya için. Doğal olarak merkez bankalarının da bir
adım atması gerekirdi. Gerekiyor. Onu yapacaklar. İşte ama mesele zamanlamasında. Galiba burada hani iletişimi sorguluyoruz ya biz kendi merkez bankamız için. Aynı soruları büyük merkez bankalar için de soracağız galiba. Yani bu atılan adım piyasalarda yarattığı sonuçlarla birlikte kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı mı yoksa yeni soru işaretleri mi doğurdu? Ben yeni soru işaretleri doğurduğu tarafındayım. Psikoloji yönetimi çok doğru yapılmıyor gibi. Powell'ın eleştirilecek çok şeyi var, yönü var bu anlamda. Yani son dönemde görev almış Merkez Bankası başkanları içerisinde en çok yalpalayanlardan bir tanesi oldu. Ve bu adım aslında işte bizim bilmediğimiz bir şey var. Fed bunu görerek adım atıyor. Biz bunu konuşuyorsak, böyle bir cümleyi kuruyorsak Fed beklenen etkiyi yaratamıyor demektir. Çünkü attığınız adımlardan ziyade verdiğiniz mesajlar merkez bankacılığı açısından çok daha değerlidir. Çünkü atılacak adımları biliyoruz biz. 50 bas puan indirecek. Nisan gelecek 25 bas puan daha indirecek. Bunda bir sorun yok. Ama bunun veriliş şekli, tarzı, iletişimi sorunlu. Umarım bu sorun çok uzun sürmez. Çünkü işte vadeli tarafına falan bakıyoruz. ABD biraz toparlanıyormuş gibi ama iyi yerden başlamadılar. Bir panik havası var zaten. Bunu körükleyecek yaklaşımlara ihtiyacımız yoktu bizim. Beklenen hamleyi, beklenen periyotta yapılsaydı bu kadar tartışmazdık. Dün konuşmuştuk. Ayın 18'ine kadar ABD borsaları dirençli kalabilir, yükselişler görebiliriz. Fed faiz indirir, sonra düşmeye başlar piyasalar. Bu gayet normaldir çünkü beklenen adım atılmıştır, beklenti gerçekleşmiştir. Fakat bu adımı atılması ayın 18'inde söz konusu olsaydı, biz ABD borsalarında dün akşam kapanışların %3'ler civarında eksi olmasını ne kadar beklerdik yani? Demek ki bu yöntem çok doğru bir yöntem değilmiş. Faiz indirsinler, bunda bir problem yok. Daha da indirsinler, hiç problem değil. Gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yaparsınız. Ama ne gerekiyorsa yaparız mesajını verirken de böyle panik havasıymış gibi düşünceye sevk edecek bir eylem planı geliştiriyorsanız bu bir sorun oluyor tekrar. Şimdi koronavirüs acil koduyla faizi indirdiler ama arka tarafına baktığımızda borsalarda önemli hareketleri gördük. Yani %3'lerin üzerinde düşüşler, ertesi gün toparlanma, sonra yine aynı tabloyu takip ettik. Bir volatilite, yüksek bir volatilite söz konusuydu ki sizin yine korku endeksini de konuşmuştuk Erdoğan Bey. Evet. Biraz daha arka tarafında piyasadaki bu borsalardaki endişe durumu, işte Amerikan 10 yıllıklarında beklentilerin altındaki o tablo etkilemiş olabilir mi bu hızlı adım, ne dersiniz? Etkilemiştir, bunda problem yok ama bunu bugün mü gördünüz? O zaman bunu sormamız lazım. O zaman siz de bu konuyu hafife almışsınız. Şimdi merkez bankalarından biz öncü, yol gösterici olarak bahsediyoruz değil mi? Şimdi merkez bankaları bize yol mu gösteriyor, önümüzü mü açıyor yoksa böyle apar topar, alelacele bir şeyleri ıskalamış olmanın getirdiği refleksle mi hareket ediyorlar? Bu böyle olmamalı diyoruz yani. O refleks olmamalı. Sağduyulu, sakin bir şekilde yola devam etmeliler. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir mesaj geldi. Dündü bu aslında. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, bildirilen vaka virüs vakalarında %3.4 oranında bir ölüm oranı var. Mevsimsel griple karşılaştırıldığında bu ölüm oranı çok daha düşük. Bu panik niye o zaman? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü de kendi içinde bir miktar çelişiyormuş gibi gözüküyor. Hem riski yüksekten çok yükseğe taşıyorsunuz hem de ölüm oranıyla ilgili mesajlar da ya o kadar da abartmayın. Gripten daha fazla insan ölüyor diyorsunuz. Ama burada mesele ölen insan sayısı değil. Yani ekonomiler açısından da tabii ki kötüdür. İnsani boyutunu bir kenara bırakıyorum. Rakamlardan bahsediyoruz burada biz. Madem böyle bir endişe yok, o zaman bu konuya böyle yaklaşmamanız lazım. Herkes afallamış gibi. Problem orada. Yani bizim kriz dönemlerinde sağduyulu, yol gösterici, ufuk açıcı mesajlar beklediğimiz merkezlerden bazen çelişkili, bazen de böyle yangına körükle gidermiş gibi açıklamalar duyuyoruz. Sorun orada. Böyle derli toplu, organize olmuş bir hal yok. G7'nin dünkü toplantılarından da onu gördük biz. Niye böyle bir kararı çıkıp konuşmuyorsunuz? Herkes faiz indirecekse indirsin. Herkes faizi aynı anda, mesela şöyle aynı anda derken, toplantı tarihlerini beklemeden indirmesi gerekiyorsa bunu çıksın anlatsınlar bize, indirsinler. Bunda bir sorun yok ama FED olağanüstü toplanıp indirecek, öbürü olağanüstü toplanıp indirecek. İşte bu koordinasyonsuzluk, işte burada problem burada. Dünya karşılaştığı sorunlara güçlü ekonomiler, güçlü siyasi güçler tarafından organize bir şekilde mücadele etmekten uzak.
Ve önce indirenin ya da sonra harekete geçenin bir avantajı ya da dezavantajı söz konusu olabilir mi? Böyle bir ayrım. Olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü senkronize bir şekilde hepsi faizi indirecek zaten. Bunda problem yok. Ama mesela şu bizim mesajlara verdiğimiz değer daha fazla. 50 bas puan indirmiş indirmemiş mesele o değil. Çünkü sözlü yönlendirmelerin etkisi çok daha yüksek şu dönemde. Bizim iyi mesajlara, doğrusu doğru yönlendirmelere ihtiyacımız var. Bunu alamıyoruz. Ha bunu kim bozdu? O da var bir tartışma konusu. Şimdi bir rekabet de var. Kur savaşları var. Trump diyor ki Fed faizi indiriyor ancak daha da gevşemeli ve daha önemlisi diğer merkez bankaları rakiplerle paralel seviyeye gelmeli. Eşit bir ortamda oynamıyoruz. Hala savaş dili var burada. Eşit bir ortamda oynamıyoruz. ABD için adil bir durum yok. Şimdi siz böyle cümleler kuruyorsanız diğer ülkelerin yetkilileri de tamam önce sen yap sonra ben yapayım. Ortak karar almaya gerek yok. Sen zaten bir savaşı sürdürüyorsun. Bir kur savaşı hikayesini konuşuyoruz 10 küsür yıldır. Demek ki hala oradaymışız. Yani 18 Mart'ta bir faiz indirimi daha olur mu peki? Ne bekliyorsunuz hocam? Siz nasıl okuyorsunuz tabloyu? Tabii Erdoğan Bey iyi izah etti. Çok güzel çıkarımlar yapmış aslında. Ama şöyle söyleyelim. Yani FED tabii ne kadar öncü? Öncelikle şunu düşünmek lazım. Fed'in etkisi ne kadar? Tabii dünyadaki bu parayla ilgili, kurla ilgili en etkili kurum Fed, açık söylemek gerekirse. Ama dün faiz indirimi yapılmadan önce Trump'ın bir tweet'i vardı. Erdoğan Bey de iyi takip etmiştir o tweet'i. Trump şöyle dedi, Avustralya Merkez Bankası 0.25 bas puanı indirdi. Koronavirüsün etkileri var, bizimkiler de hemen indirmeli diye bir mesajı vardı. Yani Fed faiz kararını almadan birkaç saat önce falandı. Bu basın kuruluşlarına da düştü bu şey Twitter. Sabah 9 saatlerinde sularında sabah erken saatte attı. Aslında orada mesaj alındı. Yani hani Trump'ın kurla ilgili faiz indirimi olacağına dönük, olması gerektiğine dönük açıklaması. Burada şunu sormak lazım aslında. Tabii Erdoğan Bey de izah etti. Merkez bankaları ne kadar bağımsız? Hani biz faiz indirirken falan Merkez Bankası'nın bağımsız mı değil mi vesaire olduğu tartışılıyor burada. Ama görünen o ki hani Amerika'da bunu ne kadar tartışıyorlar? Yani Amerikan Merkez Bankası'nın bağımsızlığından ne kadar söz edebiliriz? Şimdi hükümetlerin politikalarıyla merkez bankalarının politikaları uyuşmak zorunda açıkçası. Yani tamam işleyiş olarak merkez bankaları tabii ki bağımsız, tüm dünyada bağımsız. Ama hükümetlerin de halka hesap vermesi gerekiyor. Faizlerle ilgili, kurlarla ilgili, ekonominin genel gidişatıyla ilgili. Dolayısıyla bütün Merkez Bankası'nın kararlarının hükümetlerle de uyumlu olması gerekiyor. Buradan bunu net olarak görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Şimdi daha öncesinde biliyorsunuz Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşı dediğimiz kısımda Amerika'nın en çok eleştirdiği konu bilinçli olarak Çin'in kurları manipüle ettiğiyle ilgiliydi. Yani siz Çin'deki Merkez Bankası aracılığıyla bilinçli olarak kurları manipüle edip düşük tutuyorsunuz ihracatınızı artırmak için. Bu Amerikan ekonomisine zarar veriyor diye Trump'ın daha önce çok açıklamaları var bu konuyla ilgili. Yani buradan bakıldığında aslında iş uzun zamandan beri gündemde. Yani Çin'in kurları manipüle ettiğiyle ilgili, hatta şöyle söyleyelim, birinci faz anlaşmanın içerisinde Çin'in kurları manipülasyonu ile ilgili birçok madde var. Yani bunu engellemesi, engellemeye dönük çabalar sarf etmesi ile ilgili. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda evet Erdoğan Bey'in söylediği gibi bir kur savaşı dünyada gözüküyor. Yani en azından birbirlerinden bir etkileşim gözüküyor. Daha önceki aşamalarda FED çok da etrafına bakıp bir harekette bulunmuyordu açıkçası. Şimdi Amerikan ekonomisinin yapısına bakmak lazım. Amerikan ekonomisi aşağı yukarı 30 yıldan beri, son 30 yıldan beri büyüme ağırlığı tamamıyla tüketime dönük bir ekonomi. Yani eğer Amerikalılar çok harcama yaparlarsa ki gittiğimizde biz de incelemelerimizde vesaire hep görüyoruz tamamıyla tüketim yönü çok önde olan bir ekonomi. Zaten ithalatı ihracatından daha fazla. Bunu orada da net olarak görebiliyoruz. Yani şimdi Fed'in buradaki amacı ne? Yani faiz indirimindeki amacı ne? Ona bakmak lazım. Fed'in şöyle bir amacı var açıkçası Şafak Hanım. Amerikan ekonomisi son dönemde bu virüsün etkileriyle birlikte alışveriş mekanizması yani o tüketime dayalı mekanizma yavaşlamaya başladı. Tabii Amerika'daki ekonomistler bunu çok net olarak görebiliyorlar.
Belki yerinde bir korku, belki tam da yerinde olmayacak bir korku. İşte biraz önce Erdoğan Bey de rakamları verdi. Yani belki normal virüsten ölenlerden bile daha az bir rakam ama neticede herkesin kafasında bu virüsle ilgili çok ciddi şüpheler oluşmaya başladı. Yani en azından insanlar korkuyor. Yani bu kadar çok ölen var vesaire deniliyor. Bir de tedavisinin olup olmaması insanları korkutuyor aslında. Yani tedavisi var denilse mesela insanlar bu hiçbir şekilde etkilenmez bu virüs olayından. Fakat çok net olarak Fed'in kararında şunu gördük. Hatta faiz kararıyla ilgili açıklamasında şunu gördük. Fed koronavirüsle ilgili önden yüklemeli bir faiz indirimi yaptı. Yani Fed şunu düşünüyor. Deniyor ki bu biraz daha devam ederse bu koronavirüs vakaları, tedirginlik biraz daha artarsa Amerikan ekonomisindeki o tüketime dayalı model yavaşlamaya başlayacak. Yani onun için de ne yapılması lazım? Doğal olarak herkesin yapacağı şeyi yapıyor Amerika. Faizleri indirerek insanların daha tüketime dönük bir takım şeyler yapmasının önünü açıyor. Yani faizler çok daha düşük seviyelere geldiği zaman Amerika'da ev satışları da artacak, araba satışları da artacak, tüketim harcamaları da artacak. Dolayısıyla Fed burada çok net olarak önden yüklemeli bir faiz indirimine gitti. Yani koronavirüsün etkilerini ortadan kaldırmak için bir çaba. Ama tabii bunda ne kadar diğer merkez bankalarının etkileri var onu önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var bu ay içerisinde. Japonya'nın var, diğerlerinin var. Orada da eğer bu süreç devam ederse biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararlarında da bunların etkili olacağını göreceğiz. Bence bu karar bizim Merkez Bankası'nın elini de biraz rahatlatıyor. Çünkü herkes çok ciddi anlamda bir faiz indirimine gidiyor. Hatta hatırlayalım, Amerika genelde 0.25 bas puanlık indirimler yapardı. Yani ya Amerika'nın 0.50 bas puanlık indirim yapması aslında sürpriz. Yani piyasalar onun için çok ciddi anlamda hemen tepki verdi. Evet. Hocam bir virgül koyalım. Piyasalar mı geliyor? Borsa yeni güne başlayacak. Bakalım borsa nasıl açılıyor? Evet, borsa yeni güne başlangıç yaptı. Hemen son bir haftalık grafikte ekranda hazır veri ekrana yansıyorken açılış rakamını da değerlendirelim. %3.63'lük yükselişle kapandı dedik Borsa İstanbul için. Peki 111 bin sınırında güne başlayan borsa Erdoğan Bey'i nasıl okumak gerekir? %0.22'lik bir kayıp var. Haftalık bazda %2.7'lik bir kayıp var. Dünkü yükseliş güzeldi. Ama küresel borsalar tam olarak yön çizmekte biraz zorlanıyor gibi. Asya biraz karışıktı. ABD vadelerinde artılar gördük. Orada da Fed'den ziyade o süper salı sonrası Biden'ın demokrat cephede öne çıkıyor olmasının yarattığı etki herhalde. Summers'ı istemiyor sermaye piyasası ABD'de. Biden önde gözükünce de vadeli tarafta bir etki var. 6 eyaletin 4'ünü aldı evet, Biden. Öyle gözüküyor. Daha çok var. O iş bitmez de. Bugün için biraz kafalar karışık gibi. Tabii dün %3'lük yükselişten sonra, %3'ün üzerindeki yükselişten sonra bugün bir miktar zayıf açılış çok da sürpriz değil. Çünkü yön çizmek bugünlerde o kadar kolay değil. Farklı fiyatlar var, farklı vade, farklı varlıklarda. Tahvil piyasası çok hareketli. Yani şimdi o tahvil piyasasının gittiği yere nasıl refleks gösterecek borsalar? Çünkü görmediğimiz, daha önce gitmediğimiz yerlerdeyiz ABD piyasası için. Bizim için de öyle. Bizim şöyle bir avantajımız olabilir. Hocam biraz bahsetti az önce. Merkez Bankası biraz daha rahat ayın 19'undaki toplantısı için. Dün enflasyon rakamlarındaki gerçekleşme, beklenenden düşük bir tüfe rakamı. Yine dün akşam Fed'in faiz indirimi, ECB'den gelecek olan hamle vesaire hepsi üst üste gelip faiz indirim beklentisini bugün itibariyle biraz daha güçlendirmiştir bizim cephemizde. Bunun borsaya yansıması olur ama bizim için yarın kritik bir tarih. Yani borsa için de kritik bir tarih ki Rusya görüşmesi, Rusya'dan bugün bir açıklama var. Türkiye uluslararası hukuk kurallarını ihlal ediyor diye. Şimdi görüşmeden bir gün önce böyle mesajlar gönderiyorsunuz. Çetrefilli bir konu. Oradan gelecek mesajları görmeden de bizim içeride net bir rahatlamadan bahsetmemiz mümkün olmayacak. Ama küresel konjonktür ilk önce Fed şoku diyeceğim artık. O şoku atacak üstünden. Ondan sonra virüsle ilgili gelecek olan haberlere eskisinden biraz daha hassas bir şekilde tepki göstermeye devam edecek. Ama tahvil piyasasının gittiği yer eğer ABD 10 yıllıkları %1'in altında kalmaya devam ederse bütün piyasalar için yeniden bir oturup tahmin güncelleme zorunda kalacak bütün dünya. Yeni bir dönemden mi bahsediyoruz eğer fazla değiştiriyor. Yani ben bunu çok söylemek istemedim ama başka bir dünyaya doğru geçiyoruz gibi geliyor. Faiz tarafından. Bu kötü anlamına gelmez.
Bu aslında uzun vadede bizim birikmiş sorunlarımız için hükümetler açısından da bir fırsat olabilir. Borçluluktan bahsediyor. Enflasyon yok, çok düşük borçlanma faiz oranları var. Az önce ABD faizlerini konuşurken bunun öğrenci kredileri içinde bir anlamı var, morguç kredileri içinde anlamı var. Bu indirim, Sefer Hocam söyledi, ABD tüketiciyi yanlandıracak. Böyle bir ihtiyaç da var. Yani bunu değerlendirecek. Neden Trump bu kadar agresif? Çünkü sermaye akışı ABD'ye gelsin isteniyor. Fakat ABD'nin borçlanma maliyeti o kadar yüksek olmasın isteniyor. ABD, Euro bölgesinde çok düşük faizlerden, negatif faizlerden bahsediyorsak Trump'ın şikayeti de gayet haklıdır ve dönüp dolaşıp herkes Trump'ın dediği yere geliyor. Fed de aynı yerde. Yani hocam biraz bahsetti Merkez Bankalarının bağımsızlığından. Dün Powell da politik endişeleri asla dedi, asla dikkate almayacağız. Evet. Öyle gözükmüyor. Bizim açımızdansa, borsa içinse şimdilik 110 binlerin üzerinde kalmak bile iyidir. Ama görünümün değişmesinden bahsetmek için bana göre 118 binlerin üzerinde bir fiyatlama görmemiz lazım. Arada yaşananları çok da kalıcı hareketler olarak düşünmüyorum. İdlib'le ilgili gelecek olan haberler bizim için çok önemli. Ama dışarıdan da pozitif bir destek alıyoruz gibi şu anda. Dünkü o yoğun haber akışının ardından borsa yeni güne nasıl başlar soruları sorulduğunda 113.000-113.500 seviyeleri telaffuz edildi. Peki gün içerisinde bu açılışın ardından olası mıdır o noktalar? Ne dersiniz? Oynaklık bütün piyasalarda çok yüksek. Yani gün içinde biz endeksteki oynaklığı son dönemde belki çok fazla konuşmadık ama endeks 90.000'den 94.000'den 124.000'e doğru giderken de çok yüksek oynaklıklar gördük biz. Bugün aslında bu oynaklığı arttıracak küresel ve iç gündemimiz de var. Bahsettiğin rakamlara gitmek hiç sorun değil. Bir haber gelir, 3000-4000 puan gider. %4'ler, %5'ler bir günde yakalanan rakamlar oldu artık Borsa İstanbul için. Aslında bu iyi bir şey değildir. Bu kadar yüksek oynaklık kimse için iyi değildir ama bütün küresel piyasalarda bu oynaklık var. Yani sadece dün altın saatler içerisinde 40 dolar yükseldi. ABD borsaları 15 dakika içinde artıdan eksiye döndüler. %4'e, %3'e yakın eksiler oldu. O yüzden oynaklığa hazır olalım. Bütün vereceğimiz asıl mesaj bu olsun. Bütün fiyatlarda, bütün varlıklarda yüksek oynaklığa hazır olalım. Piyasanın oturması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Zannedersem bu Nisan'ın sonuna kadar da böyle devam eder. Aslında ilk haber alındığında da volatiliteyi düşürmek için mi, acaba oynaklık biraz daha diner mi soruları da soruldu. Fed'in bu adamı nasıl bir etki yaratır dedi. Tam anlamıyla da öyle bir tabloyu beraberinde getirmedi. Kararın arkasından o oynaklığı takip etmeye devam ettik. Peki hocam, özellikle merkez bankaları üzerinde devam edelim isterim. Hatta arkadaşlardan Türkiye tahvil faizlerini de ekranına getirmelerini rica edeceğim. Bu noktada içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için atılan bu adımlar nasıl bir ortam hazırlar? Dünkü enflasyon rakamında beklenenden iyi gelen bir veriydi. Nasıl bir işaret, bir ipucu sizin için yorumlarken hocam? Tabii burada sadece Türk tahvillerine vesaire bakmamak lazım. İşte Erdoğan Bey'in söylediği gibi hakikaten Amerika öncü bir gösterge burada. Ve şunu söyleyelim, yaklaşık bir ay önce de ben Amerika'da bulundum. Ekonomiyle ilgili de Amerika'yı çok ciddi anlamda da takip ediyoruz. Trump döneminde Amerika daha önce hiç olmadığı kadar ekonomik olarak güçlü açıkçası. Yani buna şaşırmadık da, çünkü özellikle bu ticaret savaşlarıyla birlikte hep şu söylendi. İşte Amerika Çin'e karşı bu yaptırımları uyguluyor, dünyaya karşı uyguluyor. Kısa vadede kesinlikle bu yaptırımları uygulayanlar karlı çıkıyor. Ama bakın, kısa vadede diyorum. Yani ilk aşamada diyelim bu uygulamaları yaptıktan bir yıl içerisindeki dönemde sizin ekonominiz daha güçlü hale gelir. Ki Amerika'da şu anda onu görüyoruz net olarak. Yani faizlerin düşmesini de aslında sadece koronavirüse bağlamamak lazım. Bu anlamda ekonomik çıkarlar itibariyle tüm dünyayla bir çekişme var aslında baktığınızda. Ama şaşırtıcı bir şekilde Trump döneminde ilk defa Amerikan ekonomisi bu kadar güçlü. Dolayısıyla önü açık yani faiz indirimlerinde. Hatta şunu söyleyelim. Yıl ortasına kadar, bilmiyorum Erdoğan Bey de ne kadar katılacak o kısma, yıl ortasına kadar Amerika'da bu faizlerin çok daha büyük oranda indiğini görebiliriz. Yani sıfıra yaklaştığını çok rahat görebiliriz. Zaten şu anda 1-1,5 aralığında, 1-25 aralığında, yani iki tane daha indirim yaptığında 0-25'e kadar, 0-0-25'e kadar çekmiş oluyor. Ki 2001'den sonra da bunu yaptı Amerika aslında. Faizlerde ciddi indirime gitti. Ha, bu piyasalara nasıl yansır? Öncelikle şunu söylemek lazım. Amerika'daki her faiz indirimi mutlak suretle gelişen piyasalara sermaye akımı demek. Ama bundan
nasıl yararlanacağınıza sizin karar vermeniz gerekiyor. Şimdi tabii Türkiye'de hala bizim Merkez Bankamız 10.75'e politika faizini çekmesine rağmen hala Türkiye'de borsa ve işte biraz önce bahsettiğiniz tahviller vesaire getiri olarak hala Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre yüksek oranlı. Yani dolayısıyla aslında bu yüksek oran da biraz volatiliteye neden oluyor. Yani bundan sonraki aşamada sadece biz Türkiye'deki borsada %3'lük, 4'lük bir gündeki kayıpları ya da yükselmeleri görmüyoruz. Aslında dün faiz kararından sonra hepimiz dikkat ettik. Amerikan borsası da %3, 3,5 öncelikle değişim gösterdi. Yani tüm dünya borsaları, Çin de aynı şekilde, Asya borsaları da aynı şekilde. Şuna alışmak lazım aslında. Bundan sonraki aşamada eğer bu faiz indirimleri devam ederse altındaki gelişmeler, işte bu tür konjonktürel gelişmeler, işte Suriye'deki savaş, ticaret savaşları vesaire devam ederse bizim borsada da tahvil piyasasında da daha hızlı hareketlenmelere, yani daha yüksek volatiliteye alışkın olmamız lazım bundan sonraki süreçte. Ama yine de şunu söyleyebiliriz Şafak Hanım. Alternatif olarak yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ederse ki öyle gözüküyor. Hele hele Amerika'nın bu kararı daha da rahatlattı elini. Eğer bu devam ederse bu süreç, o zaman insanların yönelebileceği iki tane alternatif kalıyor. Bir tanesi borsa. Bir tanesi de bu hisse senedi, tahvil vesaire dışarıdaki işte şeylerle alakalı. Yani getirilerle alakalı. Burada reel olarak hala borsa çok iyi getiride. Hep şunu söylüyoruz, aşağı yukarı 6 aydan beri mutlak surette bu faiz indirimleri borsaya pozitif yansıyacak. Şimdi şunu da gördük aslında biz bu olaylarda. Hem güneydeki savaşta, yani Suriye'nin savaşında, hem ticaret savaşlarında, hem de bu faiz kararlarında şuna dikkat etmişizdir. Çok özür diliyorum. Ticaret Bakanı Ruslar Petcan şu sıralarda açıklama yapıyor. Kameralarımızı hemen o noktaya çeviriyoruz. Efendim, Ticaret Bakanı Ruslar Petcan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Koronavirüse ilişkin açıklamalardı. Tüm dünyayı diken üstünde tutan koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Bir yandan da sağlık teçhizatlarında, maskeler tarafında da çok yüksek fiyat artışları olmuştu. Buna dair de maske fiyatlarındaki yüksek artışa dair de Bakan Petcan açıklama yaptı. 13 firmadan 9'una para cezası kesildiğini duyurdu. Aynı zamanda koruyucu maske ihracatı da izne bağlandı. Karar bugün resmi gazetede de yayımlanmıştı. Bakan Pekcan da bir kez daha altını çizdi ve önemli bir artış olduğunu da söyledi. Satışlar tarafında Şubat ayında %50'lerin üzerinde satışlar olduğuna da dikkat çekti. Bakan Pekcan aynı zamanda vatandaşları da virüse karşı korunma noktasında da uyardı. Ekranlarınıza bu açıklamaları canlı olarak getirdik. Ve paranın rotasında Sefer Hocam bize eşlik ediyor. Erdoğan Bey ile birlikte paranın rotasına devam ediyoruz. Sefer Hocam, bir virgül koymuştuk aslında sizin de yorumlarınıza. Tam anlamıyla Merkez Bankaları faiz indirimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nasıl bir pozisyon alabileceğine ilişkindi konu. Ve Merkez Bankası 19 Mart'ta toplanacak. Kısaca dilerseniz hemen görüşünüzü alayım. Ardından Asya'ya döneceğiz çünkü. Bir faiz indirimi olabilir dediniz. Nasıl bir aralıkta gerçekleşebilir? Tabii şöyle, Merkez Bankası öncelikle enflasyondaki iyileşme olup olmadığına bakacak. Dolayısıyla daha sonra kararını verecek. 10.75 seviyelerine kadar geldi. Piyasanın tepkisini de aldık aslında. Eğer ki Şubat ayı enflasyonunda beklentilerin bir nebze altında çıktı biliyorsunuz. Orada da bir elini rahatlatan bir durum var. Fakat işte büyümeyle ilgili, enflasyonla ilgili, ihracatla ilgili rakamlara bakıyor Merkez Bankası kararını verirken. Şimdi bu rakamların tamamı da dün ihracat rakamları da açıklandı aslında. Orada da çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Hatta Şubat ayı ihracatı Cumhuriyet döneminde şimdiye kadar olan en yüksek Şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Hatta şunu da görüyoruz ihracatta özellikle. Çeşitlenme artmaya başladı. Yani hem ihracat yapan illerin sayısı artmaya başladı. Hem de ihracat yapan firmaların sayısı artmaya başladı. Eğer bu rakamlar bu şekilde Merkez Bankası toplantısına kadar devam ederse, yani bu olumlu hava devam ederse, işte burada Merkez Bankası karar verirken tabii bu konjonktürel olayları da hesaba katmak lazım. Eğer ki bu koronavirüste çok ciddi bir artış ya da işte korku devam ederse mesela,
İşte Suriye'deki konjonktürel hareketler, savaş durumu farklı bir noktaya evrilirse o zaman Merkez Bankası'nın kararı farklı gerçekleşebilir. Ama şu andaki görünüm, benim gördüğüm kadarıyla ekonomik rakamlardaki görünüm, konjonktürel durumu bir kenara bırakırsak ekonomik rakamlardaki görünüm Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Yani büyük ihtimalle Merkez Bankası bir 50 bas puanlık daha indirime gidebilir. Bundan sonraki toplantısında, yani Mart ayı toplantısında. Ama söylediğim gibi bu rakamların devam edip etmemesiyle alakalı bir durum. Ki Merkez Bankası özellikle kararını verirken enflasyon çok çok önemli. Enflasyon rakamına kesinlikle çok ciddi anlamda bakılıyor. Oradaki iyileşme devam ediyorsa Merkez Bankası indirimlerine devam ediyor. Fakat biz şunu da gördük. Yani bu faiz indirimine ilk başlandığında hani 50 puan, 100 baz puan bile indirse işte döviz piyasası çok ciddi anlamda dalgalı bir seyir haline gelir. İşte diğer ekonomik veriler iyileşmeyebilir deniyordu. Fakat bunun böyle olmadığı görüldü. Aslında hem akademisyenler bu şekilde söylüyorlardı hem de piyasa yapıcılar da aynı kanaatteydi o ilk zamanda. Yani bunu herkes bu şekilde izah ediyordu aslında. Fakat Merkez Bankası bu süreci başlattıktan sonra hakikaten hem bu dalgalanmanın çok hızlı olmadığını gördük hem de verilerin, özellikle enflasyonla ilgili verilerin aşağı yönlü bir seyire çok rahat şekilde girdiğini gördük. Yani bu Merkez Bankası'nın elini çok rahatlatan bir durum. Beklentinin böyle gerçekleşmemesi, tam tersi durumda gerçekleşmesi. Aslında bu da şunu gösteriyor. Hem makroekonomik verileri Türkiye'nin iyi. Yani bunu hep görebiliyoruz. Fakat bunun sokağa yansıması ya da halka yansıması farklı bir olay. Yani yoksa dün mesela ihracat rakamları açıklandı. Bakıyorsunuz Cumhuriyet döneminin başından beri en yüksek Şubat ayı ihracatı. Şimdi o zaman nasıl kötü diyebileceksiniz? Makro veri çok rahat ve güzel. İyi bir rakamı gösteriyor. Enflasyon rakamları açıklandı. Aynı şekilde orada da aşağı yönlü bir ivmelenme var. Gördüğümüz kadarıyla bu aşağı yönlü ivmelenme devam ederse Mart toplantısında da bizim Merkez Bankamız rahatlıkla bir faiz indirimine gidecektir diyorum. Hele hele Fed'in bu kararından sonra, ki ayın 12'sinde Avrupa Merkez Bankası'nın kararını bekleyeceğiz. Ki orada da muhtemelen, bilmiyorum Erdoğan Bey ne kadar katılacak o kısma, orada da 10 bas puanlık Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz indirimi bekliyor piyasalar. Bakalım Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? Eğer bu söylediklerimiz gerçekleşirse biz çok rahatlıkla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da Mart ayı toplantısında da bir indirime gidebileceğini görüyoruz. Çünkü şunu unutmayalım. Yılın ilk 6 aylık kısmında biz tek haneli rakamları göreceğiz faizlerde. O zaman geriye bir şey kalıyor. Ekonomik verileri takip etmek. Eğer ekonomik veriler iyileşirse, ki iyileşme devam ediyor, o zaman Merkez Bankası'nın eli rahatlayacak ve bu faiz indirimine de tekrardan göz atacaktır diye düşünüyorum. Yani benim beklentim, şu andaki beklentim en azından, daha bir hayli zaman var çünkü Mart toplantısına, şu andaki beklentim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da işte 50 ile 75 bas puan aralığında bir rakamda faiz indirimine gideceğini düşünüyorum. Evet. Hele hele dediğim gibi Fed'in kararından sonra, dün Avustralya Merkez Bankası'nın kararından sonra, 12'sindeki Avrupa Merkez Bankası kararından sonra, arkasından diğer merkez bankaları da gelecek. Ondan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın eli rahatlayacak. Faiz indirimi tekrar gözüküyor gibi. Evet, Asya'dan peki bir adım gelir mi? Onu şimdi Pekin'de bulunan arkadaşımız Sadi Kaymaz'a soracağız. Bu arada dikkat çekmek isterim. Dolar tarafında da 6-10 seviyesini görüyoruz. Az sonra günlük grafiği de ekrana getireceğiz. Kur tarafına yakından bakacağız. Sadi Kaymaz bizi bekliyor. Sadi dışarıya çıkmış. Sokakta, sokağın nabzını da bize anlatacak. Sadi, öncelikle kolaylıklar diliyorum. Güneşli bir hava var. Dilerim güzel ve güneşli gönüller göreceğimize dair koronavirüs tarafında bize güzel haberler verirsin. Hemen sözü sana bırakmak istiyorum. Hem sokağa bize anlat lütfen. Aynı zamanda Fed'in atmış olduğu adım Asya tarafında nasıl bir yankı buldu? Asya merkez bankalarından da yeni adımlar bekleniyor mu? Evet.
Şafak, gerçekten günlük güneşlik bir günden yüzüm de gülüyor tabii. Sen de fark etmişsindir. Yayınlar dileyim. Tabii evvela şunu söyleyelim. Biliyorsun hep içeriden yayın yapıyorduk senin de Şafak. Çünkü bir gönüllü karantina durumu vardı. Yalnızca zorunlu hallerde dışarı çıkıyorduk. Ama tabii son haftalarda diyelim, son bir aydır tabii Pekin'de durum çok stabilize oldu. Önce vaka sayıları çok azaldı. Daha sonra tek tük çıkmaya başladı. Şu anda hala bazen son bir haftada yanılmıyorsam bir ya da iki tane vaka var ama genel olarak Çin genelinde baktığımızda Şafak, bugün karantina bölgesi dışında yalnızca 4 vaka bildirdiği için bugüne kadarkilerin en düşüğü. Dolayısıyla burada insanlar sokakta, ben de dahil olmak üzere Şafak, bu iş galiba en kötü geride kaldı. Çin atlattı, atlatıyor diyoruz. Tabii farkındasındır, çok fazla insan trafiği yok. İnsanlar tabii hala sokakta çok fazla dolaşmıyorlar. Bunu da belirtelim. Bir taraftan da Şafak, seni beklerken ben Güney Kore Merkez Bankası'nın toplantı sonuçları yayınlandı. Acaba ne yapmışlar diye ona bakıyordum ama bir faiz indirimi göremedim. Tekrar tekrar baktım, faiz indirimi yapmamış gibi görünüyor. Ben görememiş olabilirim. Şimdi neden bu konuyu hemen atladım Şafak? Çünkü geçen hafta bir toplantısı vardı Kore Merkez Bankası'nın, Güney Kore Merkez Bankası'nın. Faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyordu. O toplantıda bir faiz indirimi yapmadı. Bugünkü toplantı aslında olağanüstü nitelikli bir toplantıydı. Tamam, o zaman şimdi faiz indirimi yapacak dendi ama hala şu anda bakıyorum, faiz indirimine ilişkin bir satır göremedim. Sanki yine faiz indirimi yapmamış gibi görünüyor Güney Kore Merkez Bankası. Bunu önemli belirtelim. Onun haricinde yine merkez bankaları sordun. Hong Kong yönetimi, Hong Kong'taki finansal idare, Merkez Bankası görevi gören finansal idare hemen Fed'i takiben 50 bas puan indirdi. Tabii orada mekanik oluyor, onu belirtelim. Ne zaman Fed indirirse hemen mekanik olarak, otomatik olarak Hong Kong'da indiriyor. Ama tekrar söyleyelim, en azından ben şöyle çok yeni sıcak bir haber ama Güney Kore Merkez Bankası faiz indirimi yapmamış gibi görünüyor. Salgın tarafında da tabii Çin'de düzeldi, düzeliyor diyorum Şafak ama Güney Kore'de durum gerçekten çok ama çok kötü. Kötü derken neyi kastediyorum? Vaka sayıları herhalde 6000'i buldu ya da bulmak üzere ya da geçti. Her gün en az sabah 500 tane yeni vaka açıklıyor ve şu an yine düşen haberlerde binlerce kişinin hastanın hastanelere kabul için beklediği belirtiliyor. Dolayısıyla Kore tarafında, Çin'de gerçekten günlük güneşli bir gün her anlamda ama Güney Kore'de sanki haberler gittikçe kötüleşiyor Şafak. Saidi, bu arada arkanda sokağa çıkıp güneşten faydalananları görüyorum ama maskeleri var. Senin masken yok. Yine de maskeni unutma diyelim ama biraz da maskeler çıktıysa, onlar da havalanmak için de açmışlar. Biraz da maskeler düştüyse diyelim, durum iyiye mi gidiyor? Yani orada öyle bir algı var mı? Tüketim de canlanıyor mu? Nasıl bir gözleme sahipsin? Şimdi maskeler çıkmadı. Ben özellikle kendi maskemi çıkarttım. Belki bazı insanlar da arkamdan şu an geçiyor. Belki göreceksin Şafak. Hala maskeyle dolaşıyorlar. Tüketimi sordun. Tüketim tarafında hala böyle bir eski günlere dönüş mümkün değil Şafak. İnsanlar tabii bir aydır, 40 gündür genel olarak evlerindeler. Çok fazla dışarı çıkmıyorlar. Hala tabii ki alışveriş merkezleri bomboş Şafak. Onun için herhalde daha haftalar geçmesi gerekiyor. Tekrar güven, tabii hep salgını biz konuşuyoruz ama salgının biliyorsun bir insanlara bulaşma tehlikesi var. Tıbbi yönü var. Bir fabrikalar olan etkisi var. Bir hane halkının güvenli etkisi var ki asıl bu herhalde çok önemli. İnsanların herhalde iyice güven bulmadan alışveriş merkezlerine gitmesi, ki sinemalara geçtim, başka topluca aktivitelere geçtim, mümkün değil gibi görünüyor. Çin'de de hala evet insanlar işlerine dönmeye başladı. Fabrikalara baktığımızda endüstriyel kapasitenin artık %80'inin tekrar devrede olduğu söyleniyor ama eğer işin davranışsal kısmını, iç tüketim kısmını, hizmet kısmını, lokantaları soruyorsan, alışveriş merkezlerini soruyorsan Şafak, onun için daha çok var, çok haftalar var. Peki Saidi, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve sana kolaylıklar diliyoruz. Saidi Kaymaz Pekin'den aktardı. Hem sokağın nabzını tuttu hem de piyasaya dair önemli gündem başlıklarını bizimle paylaştı. Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz? Saidi'ye sordum. Gerçi sonra arkasından her geçenin maskeli olduğunu ve tedbirli bir şekilde yürüdüğünü de gördük. Aralarında mesafe de vardı, fark ettiniz mi? Böyle evet, bir evet. Yan yana geçerken bayağı mesafeyi koruyorlardı. Ama özellikle şeye dikkat ettim. Sadi Bey söyledi tabii, alışveriş merkezleri vesaire henüz aktif olarak restoranlar vesaire sistem içerisine girmemiş.
Yani bu etkinin daha fazla devam edeceğini gösteriyor aslında bize. Çünkü ne zaman ki toplum artık alışıp bu işe toplu halde işte restoranlarda, alışveriş merkezlerinde bulunursa o zaman bu etki yavaşlıyor demektir. Zaten hep beklentimiz şöyle. Haziran ayına kadar, Nisan, Mayıs, Haziran ayına kadar, yani havalar ısınana kadar, Trump da attığı tweette öyle söyledi ya, Nisan'a kadar, havalar ısınana kadar beklemek lazım dedi. Hakikaten o dönemi beklemek lazım. Aslında insanlar da alışıyor. İlk andaki o korku da yok ama gene de insanların kalbinde bir korku var. Daha iyi bilinçlendirmek lazım. Yani bu alanla ilgili taraflar, kamuoyunu daha çok bilinçlendirmesi lazım. Yani maskenin de tabii ne kadar koruduğu şüpheli açıkçası. Daha çok maskeyi şey için tavsiye ediyorlar uzmanlar dinlediğimiz kadarıyla. Hani başkalarına da eğer sizde varsa başkasına bulaştırmamak için gerekli bir unsur. Ama Çin'de daha alacak yol var gibi gözüküyor. Piyasalara etkisi de önümüzdeki sezonda devam edecek gibi gözüküyor. Onun için zaten Fed'in kararında da çok net okuyoruz aslında. Fed çok açık olarak şunu söylüyor. Koronavirüsün etkileri, beklenen etkileri deniyor. Yani henüz etkisinin Amerika gibi ekonomilere yansımadığı ama önümüzdeki dönem içerisinde yansıyacağı beklenerek önden yüklemeli bir faiz indirimi yapıyor. Yani o etkiyi hafifletmek için. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla yani Çin'den daha olumlu haberleri beklemek için bir hayli zamanımız var diye düşünüyorum. Peki Sefer Hocam, hemen bir de dolar TL'nin günlük grafiğini alalım ekrana. Kur tarafında nasıl bir tablo var? Paranın rotasında sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kur tarafında bir gözden geçirelim. Dolar TL tarafında 6.11.91 seviyelerini görüyoruz. 6.11'lerin de altına çekildi. Günlük grafikte aslında gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve en düşük seviyeleri de görebiliyor olacağız. Dolar TL ekranda hemen en düşük seviyeyi söyleyelim. 6.10 seviyesi. Onu da birkaç dakika önce test etti. Ve 6.14.25'te görmüş olduğu en yüksek seviye an itibariyle 6.11'den işlem görüyor. Fed'in faiz kararı ile birlikte 6.03'lere kadar geri çekilmişti. Şimdi peki bu görünümü nasıl yorumlamak gerekir? Özellikle Erdoğan Bey 6.05, 5.98 seviyeleri destek seviyeleriydi. Destek seviyelerine doğru bir hareketlilik söz konusu olur mu? Bu tablo sizde bunu uyandırıyor mu? Ne dersiniz? Dünkü faiz indiriminden sonra bu hemen konuşulmaya başlandı. Yani 6 seviyesinin altına iner mi diye inebilir tabii. Nisan ayındaki toplantısında da 25 bas bandlık indiriminden bahsediyoruz Fed için. Bunların hepsi tabii TL'ye değer katacak bir süreç gibi görünüyor. Ama ne kadar kalır 6 seviyesinin altında? Onu da sorgulamamız lazım. Sene başından bugüne kurduğumuz basit bir matematik var. Enflasyon Türkiye'de sene sonunda ne olacak? Bu enflasyonu ABD enflasyonuna kıyaslayalım. Bizdeki faizi, yani beklediğimiz sene sonu faizi, sene sonu ABD faiziyle kıyaslayalım. Doların olması gereken yerler değişmedi. Yani Fed faizi indiriyor diye bu tip hesaplamalarda bir değişiklik yok. 6.40, 6.50 gidebileceği yerler. Ama Fed'in attığı adımlar bu gidişi yavaşlatır mı? Biraz ya da seviye olarak biraz daha aşağı çekebilir mi? Olabilir. Ama bu uzun yıllardır devam eden sürecin tam olarak değişmesi anlamına da gelmiyor. Hiçbir gelişen ülke para birimi için. Altının altı görülebilir belki ama görmeli miyiz? Orada olmalı mıyız? Bizim için faydalı mıdır? Rekabetçi kur için herkes böyle çaba sarf ederken biz değerli TL'nin ihracat için barındırdığı anlamı konuşmamız gerekir diye konuşuyoruz. Ama enflasyon için iyidir. Enflasyonla mücadele için iyi bir haberdir. Bu da mutlaka konuşulması. Artısı var, eksisi var. Peki DTH'ları da tabii konuşuyoruz. Bu hareketlilik o açıdan da dikkat çekiyor değil mi? Yani hani 6.24'ler dedik, 6.13'leri geri çekilme, 6.11, 6.03 ve şimdi de yani küresel piyasaları takip ettiğimiz noktada o volatilitenin içeriye de yansımasını görüyoruz. DTH'lar açısından peki nasıl yorumlamak gerekir? Orada öyle bir yapı var ki bu merkez bankalarının aldığı, bizim merkez bankamızın, Fed'in aldığı kararlar ne olursa olsun çok da bir şey değiştirmedi yatırımcılar cephesinden ya da tasarruf sahipleri cephesinden. Yani onu da mevcut durumda Fed'in izlediği politikalar değiştirir mi zannetmiyorum. Yani Fed'in attığı adımlar, doların faizinin düşmesi, doların bir miktar cazibesini kaybediyor olması küresel çapta, DTH'larda hızlı bir çözüme getirir mi diye soruyorsan, hayır, o olmaz. Çünkü başka bir konu var, bir yapı var orada, kemikleşmiş bir yapı var. Yaklaşık 35-40 milyar dolarlık bir normal ortalamalarının üzerinde alınmış bir pozisyon var. Bunun çözülmesi için de zamana ihtiyaç var. Bu yaklaşık 18'er ile 24 ay. Yani geçen sene alınmış pozisyonlar için umudun kalmamasından bahsetmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
Peki hocam, şimdi özellikle hem ihracat noktasından da bahsettiniz. İçeride ihracat için euro ve euro dolar paritesi de önemli. O noktada hemen sözü size bırakacağım ama Erdoğan Bey'den hemen anlık tabloyu da yorumlamasını rica edeceğim. Euro tarafında da özellikle önemli hareketleri takip ettik. Hemen bir euronun grafiğine bakalım. Euro TL 6.82 seviyesinde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dolara paralel burada da o hareketliliği gördük değil mi? Yani sert hareketleri Euro TL için de söyleyebiliriz. Çünkü Euro Dolar paritesinde de önemli bir hareket vardı. Euro Dolar paritesinde ekranı alalım. 1.11.54 seviyesinde, 1.11.46 gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye. Şöyle 2 haftalık süreci göz önünde bulunduracak olursak 1.07'leri görmüştü. Oradan yükselen bir tablo var ama Erdoğan Bey her seferinde şunu söylüyor. Nereden baktığına bağlı Şafak. 1.20'lerden buraya geldik diyor bana. Değişen bir şey yok aslında, fakat 1.07'lerden 1.12'lere yaklaşıyor olmanın yarattığı hareketlilik Euro TL'de kendini haftalık bazda net gösterdi. Sene başından itibaren bakıyorsak Dolar TL'nin geldiği yerle Euro TL'nin geldiği yer yüzdesel anlamda birbirine çok yakın. Bir fark yok aslında. Yani sadece yılbaşı için söylüyorum. Euro Dolar içinse hızlı döndüm Euro Dolar'daysa kritik bir noktadan dönüldü dedik ama Fed'in attığı adım Euro-Dolar üzerinde bir etkisini bize göstermiyor şu anda. Çünkü önümüzdeki hafta değil, ayın 12'sinde biz Avrupa Merkez Bankası'ndan da Sefer Hocam bahsetti, faiz indirim beklentisi var. Ciddi bir şekilde var. Şimdi böyle bir beklentinin olduğu yerde de bir Merkez Bankası bir şey yaptı, öbürü kenardan izlemiyor gibi bir dönem yaşıyorsak, ki böyle yaşadık zaten bugüne kadar. Para birimleri üzerinde de öyle Merkez Bankası'nın aldığı kararlardan dolayı kalıcı bir fiyatlamadan bahsetmek mümkün olmayacak. Ekonomik verilerin verdiği mesajlara bakmamız lazım. Güçleniyor mu mesela? Hangi bölgenin ya da hangi ülkenin ekonomisi güçlü kalacak? Veya faiz indirim savaşı diyeceğim artık. Bu savaşta kim biraz o kadar hızlı olmayacak, biraz daha yavaş adım atacak kendisine göre diyelim. Bu sanki buradan bakıldığı zaman euro için, euronun değerli olması için böyle çok sağlam sebepler bulmak kısa vadede çok mümkün değilmiş gibi duruyor. Çünkü eğer bir ekonomik zorluktan bahsediyorsak, bu euro bölgesi için ABD için barındırdığı anlamdan çok daha yüksek. Bir sorun varsa hali hazırda zaten euro bölgesinde var. Bir şey yapılması gerekiyorsa çoktan yapılması gerekiyor euro bölgesi için. Mali teşvikler devreye girmesi gerekiyorsa mesela Fed bahsediyor. Trump bunu zaten daha önce yapmıştı. Yapmaktan çekinecek bir lider de değil. Ama bu tavra yakın bir tavrı biz euro bölgesinin hiçbir siyasi figüründen net olarak görmedik. Demek ki bu durumda bu tablo bize değerli euro senaryosunu konuşturmak için 2020 yılı çok müsait değilmiş diye. Peki hocam, süremizin sonuna yaklaştık artık yavaş yavaş ama hem işte kur tarafında Erdoğan Bey özetledi. Kur tarafındaki tabloyu biliyoruz. Bir yandan koronavirüsün dünya ticaretini nasıl etkilediğini biliyoruz. Peki yeni dönemde, belki yeni bir fazdan da söz edebileceğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz dünya ticareti açısından bu görünümü? Öncelikle şunu söyleyelim kurla ilgili. Erdoğan Bey de söyledi orada, euro dolar paritesiyle ilgili şunu söyleyelim. Hatırlayalım, daha birkaç yıl öncesine kadar 1.02'lere kadar gelmişti euro dolar paritesi. Yani biz şunu konuşuyorduk o dönemde, euro ile dolar eşitlenecek mi rakamsal olarak? Yani 1.02'ler görüldü çünkü. Ondan sonraki toparlanmayla, yani euronun önüne geçemedi dolar. 1.010'lar, işte 1.10'lar, 1.15'ler, 1.18'ler, 1.20'ler görüldü. Sonra tekrar oradan 1.10'lar gözüktü. Bugün itibariyle de 1.11. Burada tabii Türkiye açısından şu önemi var bunun, özellikle euro dolar paritesinin. Dün ihracat rakamları açıklanırken dikkat ettiyseniz orada euro dolar paritesinden dolayı kayıptan bahsedildi. Yani Şubat ayı içerisinde yapılan ihracatta euro dolar paritesinden dolayı 270 milyon dolara yakın Türkiye'nin bir kaybı var denildi. Yani biz o ara malı dediğimiz mamulleri dolarla ithal ediyoruz, euroyla Avrupa Birliği'ne daha çok satıyoruz. Yani ihracatımızın ağırlığı euro ile bizim. O yüzden o pariteden etkileniyoruz. Ama önümüzdeki dönem içerisinde Erdoğan Bey de çok net söyledi. Bu Avrupa'dan gelecek verilere bağlı. Yani eğer Avrupa ekonomisi de bu faiz indirimine devam ederse, ki öyle bekleniyor. Yani oradaki paritenin aşırı hareketlilik göstermesini beklememek lazım. Ama şurasını gördü piyasalar dünya açısından. Son 3-5 yıldan beri 1.20 ile 1.02 arasında euro dolar paritesi gidip geliyor, hiç değişmedi. Yani bu anlamda çok aşırı zıplamalar beklememek lazım. Ama bu 1.15 olur, 1.14 olur, o tamamıyla hem Avrupa Birliği ekonomisinden gelecek rakamlara bağlı, hem de Amerikan ekonomisinin bu gücünün devam edip etmemesine bağlı. Şimdi Amerika faiz indirimine devam ederse önümüzdeki sezonda,
Örneğin Avrupa Birliği devam etmezse, oradan kopuş olursa o zaman bu parite çok daha değişecektir. Ama görünen o ki hepsi birbirinden etkileşim içerisinde, hepsi birbirinden etkilenerek bu harekete devam ettiriyorlar. O yüzden bu rakamların çok da aşırı yukarı aşağı gidip gelmesi çok olası gözükmüyor. Peki hocam. Sefer hocam çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Şimdi paranın rotasına bir nokta koyacağız efendim. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından emtiadaki son tabloyu aktarmak üzere Erdoğan Tural'la yeniden karşınızda olacağız. Kısa bir ara.